Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında bir fırın sütlaç tarifi vereceğim. Hemen yapımına başlayabiliriz. 3 çemek kaşığı pirincimiz var. Pirinci önce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tencereye 1,5 su bardağı kadar su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Pirinçler suyunu çekti. Şimdi altını kısalım. Litre süt ilave ediyoruz. Ocağın altını şimdi biraz açabiliriz. Kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. İçerisine çok az tuz atıyoruz. Kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya başladı. 2 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Eğer çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz. ...3-4 dakika sürekli karıştırarak pişirelim. Evet, altını kısabiliriz. Bir kasenin içine 3 yumurta sarısını alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu nişasta koyuyoruz. Ve yarım çay bardağı su ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kaynamakta olan çıtlacın üzerine yavaşça döküyoruz ve hızlıca karıştırıyoruz ki topaklanmasını önlemek için. Şimdi kıvam alana kadar karıştırarak pişireceğiz. Evet, yine kaynamaya başladı. 3-4 dakika kadar daha karıştırarak pişiriyoruz. Kıvam bu şekilde oluyor. Ocağın altını kapatabiliriz artık. 2 paket vanilya ekliyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Fırına dayanıklı kaplara boşaltalım.
Bu arada fırının üst kısmını 250 derecede ısıtalım. Daha sonrasında 10 dakika sütlaçlarımızı tezgah üzerinde bekletip kabuk bağlamasını sağlıyoruz. Sonrasında fırına alabiliriz. Evet, sütlaçlarımız hazır. 9 tane oldular. Üzerleri kabuk bağlayınca fırına alacağız. Su ilave ediyoruz. Ve artık fırına alabiliriz. Fırının en üst rafına yerleştiriyoruz. Ve üzerine fırınımız daha çekilmiş. Fırından çıktılar. Soğuduktan sonra üzerlerini süsleyip servis edebiliriz. Evet, sütlaçlarımız soğudu. Şimdi süsleyip servis edebiliriz. Evet, kıvamını da gösterelim. İdeal fırın sütlaç kıvamı bu olmalı bence. Tarifimi denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.